İstanbul'dan gerçekten akla durgunluk verecek bir hikaye. Serkan Oda isimli bir kişi iki yıl önce minibüsünü çaldırdı. Araç aslında aynı gün polis tarafından bulundu ve otoparka çekildi. Ama otoparkçı araç sahibine haber vermeyi e, unuttu. E, tam iki yıl sonraya bıraktı bu meseleyi. Ve fatura iyice kabarttı tabii. Ortaya da şimdi izleyeceğiniz trajikomik hikaye çıktı. Fiyatını soruyoruz ne kadar diyoruz. 6600 lira para istiyor 1500 ile anlaştık. Aldık arabayı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da hırsızlar bir minibüsü sahibinin evinin önünden çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde yerli desteğini gören sahibi... Hemen çalıntı ihbarında bulundu ve... Aynı gün içinde bir saat sonra bulunuyor araba. Ama Serkan Oda'nın bundan haberi yoktu ve aradan iki yıl geçti. Abi de aracınız bizde bulundu diyor. İki yıl sonra aracınızı gelin alın dediler ama bakın başına da ondan sonra neler geldi otopark bize iki sene sonra haber veriyor arabanız bulundu diye. Evet dedik teşekkür ederiz ne kadar işte borcumuz 6600 lira vakiyeniz vardı. Onu getirin de, bizlik arabamız o fiyat etmez bizim hakkım diyor benim hakkım diyor. iki seneden beri arabayı ben bakıyorum diyor arabayı bakın baktığı hale bakın her yeri çürük içinde vuruk içinde. Bunun üzerine Serkan Oda savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcıdan kağıt aldık dedik, size mahkeme açtık böyle polis arkadaşlarla size diye. Ondan sonra fiyat düştü 1500 liraya anlaştık. Dava sonuçlandı polis arkadaşlar berat etti onların zaten suçu yok, otoparkın suçu yani. Serkan Oda aracını 2 yıl sonra gördüğünde şaşırdı. Çünkü aracı kullanacak durumda değildi. Her tarafı kırılmış ve dökülmüştü. Zaten onu da çok açık ve net şekilde görebiliyoruz. İşte farı çıkmış yerinden tekerler çamur içerisinde buralar hep çürümüş. Aracın içerisine baktığımızda daha net görebiliyoruz bu hasarı ve Serkan O'da şimdi bu aracını yaptırmak yerine satışa çıkarmayı planlıyor. Sağında solunda vuruklar var taşınırken arabayı sağa sola vurmuşlar zaten bu, satacağız yani bu gidişe satacağız elimizden çıkaracağız bu hurdayı.